Cerife hocamıza kanser nedir diyelim. Sık görünen kanser türlerinden bizlere neler bahsedecek kendisinden dinliyoruz hocamızın. Kanser kontrolsüz üreyen hücre topluluğudur. Kanser hastalığı çağımızın hastalığı diyebiliriz. Çok sık görülmeye başlandı. Aslında çok sık görülmeye başlandı da diyebiliriz. Erken teşhis edilmeye başlandığı için hastaların kanser yakalanması birinci evrede olmaya daha sık görülmeye başlandığı için daha fazla tedavi edilebilirliği var. Daha fazla tedavi şansı var. Kanser hastalığı vücudumuzun her organında görülmektedir. En sık görülen kanser türleri özellikle kadınlarda meme kanseridir. Erkeklerde akciğer kanserinin görülme sıklığı yüksektir. Bunun da sebebi daha çok sigara kullanımıyla bağlantılıdır. Kadınlarda geçmiş yıllarda akciğer kanser görülme riski çok daha düşüktü ama günümüzde sigara kullanımının kadınlarda da artmasıyla birlikte akciğer kanser görülme sıklığı daha çok artmaya başlamıştır. Yine bağırsak kanserleri sık görülen kanser türleridir. Yine tiroid kanserleri, erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda rahim ağzı kanseri bunlar görülen kanser türleridir. Yine baş boyun kanserleri bunların hepsi belli bir sıklıkla insanlarda görülür. Erken ne kadar hastalığı erken teşhis edersek başarı şansımız o kadar fazla olmaktadır. Geçmiş yıllarda kanser hastalığı teşhisi için hastalar bize başvurduğunda genellikle ileri evrede başvurmaktaydı. Yani hastalıktan ziyade hastalığıyla birlikte başka organları sıçramış şekilde gelmekteydi. Tabii ki metastatik hastalık dediğimiz yani başka organlara sıçramış olan hastalığın tedavisi daha güçtür. Ne kadar erken evrede yakalanırsa tedavi şansı, tedavi başarısı o kadar yükselir. Zaman zaman bu başarı %100'lere kadar çıkmaktadır. Çok yüz güldürücü sonuçlar almaktadır. Ben bu mesleği onkoloji, radyasyon onkolojisini yaklaşık 18 yıldır hastaları tedavi etmekteyim. Bunun içerisinde ilk asistanlığıma başladığım zamanda tedavi ettiğimiz hastaları daha şimdi bile beni aradıklarını bilirim, hal hatır sorduklarını bilirim. Bunlar çok güzel şeylerdir. Yani bu kadar yıl hasta tedavi olmuş ve normal sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettirmiş. Ben hastalara şunu öneririm. Kesinlikle tedaviye başladıkları zaman umudunu kaybetmemelerini isterim. Umut kaybetmemesi bizim için çok önemli. Bu tedavi başarısını da daha arttırmaktadır. Stresli olmamamız gerekiyor. Yine hastaların stresli olmamalarını sağlaması için de işte hastanın çevresel faktörler de çok önemli. Tabii aileye de çok büyük görevler düşüyor. Aile önemli çünkü ona moral destek açısından bu çok önemli. En son yapılan bir çalışmayı geçenlerde okumuştum. Özellikle meme kanseri hastalarında, erken evrede yakalanan hastalarda yapılan çalışmada aile desteği de gören hastaların tedavi başarısının daha yüksek olduğunu gösteren artık çalışmalar da var. Bu demektir ki tek başına bizim hastaya kemoterapi, radyoterapi, cerrahi değil, aynı zamanda moral motivasyon da çok önemli. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Özellikle kötü alışkanlıklar dediğimiz sigaradan uzak durmamızı sağlamak gerekir. Stresli ortam, gerçi ne kadar büyük şehirde yaşadığımız için bu stresli ortamdan kurtulmamız çok mümkün değil ama moralimizi düzgün tutmak için stresimizi minimumlara indirmemiz gerekmektedir. Hastaların morali çok önemli. Umudunu kaybetmemesi çok önemli. Hastalarda yapılacak tedaviler ne kadar erken evrede hastalığı teşhis edersek başarı imkanı o kadar yüksek olur. Bunun için erken teşhis hayat kurtarır diyebiliriz.